Merhabalar, ben Nurgül. Nur Mutfağı kanalıma ve bahçeme hepiniz hoş geldiniz. Bugün bahçemden sizlere sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum efendim. Evet, bu zamana kadar sakladığınız saklama yöntemlerini unutun derim arkadaşlar. Sizlere çok pratik, harika bir saklama yöntemi vereceğim. Artık bu saklama yöntemi sizlerin favoriniz olacaktır. Evet. Öncelikle işe yaprakları toplamakla başlıyoruz. Gördüğünüz gibi harika taze yapraklarımı topladım. Bu asmamın yaprakları çok güzel. Sarması müthiş oluyor arkadaşlar. Ama üzümü maalesef o kadar güzel değil. Lezzeti biraz farklı bir üzüm. Ama yaprağını bu şekilde değerlendiriyorum. Evet, yaprakları topladıktan sonra bu tarifi sizler için hazırladım arkadaşlar. Bunun için bu kadarlık denemek istedim öncelikle. Daha sonrasında tekrardan toplayacağım ve bu işlemi uygulayacağım. Nur Hanım, yaprakları yıkamadan mı paketliyorsunuz dediğinizi duyar gibi oldum. Sizler söylemeden ben cevap vereyim. Evet, gördüğünüz gibi ben yıkamadan bu şekilde paketledim arkadaşlar. Kullanacağım da bunları tekrardan sudan geçireceğim için hiçbir sorun yok. Ama sizler içiniz rahat etmesini istiyorsanız yaprakları tek tek yıkayıp kurulayın arkadaşlar. Ya da temiz bir peçeteyle ya da kağıt havlu peçeteyle silebilirsiniz. Eğer üzerinde toz varsa zaten ben onları sildim. Bu şekilde paketledim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi desteler yaptım. Şimdi o kadar kolay arkadaşlar. Sadece deste yapıyoruz. Yaprakları şeffaf bir folye alıyorum. Ters çeviriyorum ve bu şekilde kenarlarına katlayıp sıkı sıkı şeker sarar gibi sarıyorum arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi. Bu şekilde sıkı sıkı sarıyorum. Birkaç seferde şeffaf folyeyi dolayıyorum etrafına ve makasla kesiyorum. İşte hepsi bu. Bir pişirmelik yaprağım hazır. Gördüğünüz gibi bunu bu şekilde diğer yapraklarımı da yapacağım ve derin dondurucuya kaldıracağım. Sonucunu sizlere göstereceğim videomun sonuna doğru. Evet, ben burada diğer yapraklarımı da yemeklik olarak porsiyonladım. Bu şekilde paketledim. Şeffaf folyenin ters çevirip yaprakları koyup sıkı sıkı sarıyorum. Evet, rulo yapıyoruz bu şekilde arkadaşlar. Ve kesinlikle kırılma, çatlama, ezilme hiçbir şey olmuyor. Bunun garantisini size veriyorum. Tuz da atmıyoruz arkadaşlar. Eğer tuz atarsanız delinmesine sebep olabilir. Bu nedenden dolayı tuz atmamıza hiç gerek yok. Hiçbir şey yapmıyoruz. Sadece gördüğünüz gibi bu şekilde. Daha sonra kırılıyor diyenler varsa da bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Ben daha önceden derin dondurucuya farklı bir şekilde atmıştım. Buzluk poşetlerine koyup o şekilde gerçekten kırılmalar oluyor. Ama bu şekilde asla ve asla yapraklarda kırılma ve bozulma olmuyor. Evet. Bu şekilde paketledikten sonra gördüğünüz gibi güzelce sıkı sıkı rulolar yaptık yapraklarımızı. Her biri bir pişirmelik olarak ayarladım ben. Çıkardım da tamamını pişirmek için. Evet, dondurucuda dondurdum arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi bir tanesini çıkardım ve sizler için, sizlere göstermek için çözdürdüm. Ve açıyorum. Gördüğünüz gibi henüz orta kısmı tam çözülmemişti. Sizlere göstereceğim yaprakların kırılmadığını ve inanılmaz güzel renginin kaldığını, bozulmadığını arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yumuşacık olduğu yapraklar. Sanki suda haşlamış gibi ama asla haşlanmadı. Gördüğünüz gibi harika oldular. Hiçbirinde kırılma yok, ezilme yok. Dediğim gibi bu yöntemi şiddetle tavsiye ederim arkadaşlar. Mutlaka yaprak saklayacaksanız bu şekilde dondurucuda saklayabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer yaprak salamuru kurmak istiyorsanız da diğer videolarımdan izlemenizi tavsiye ederim.
Buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Vereceğiniz desteklerden dolayı hepinize teşekkürlerimi gönderiyorum efendim. Evet, gördüğünüz gibi bugün de farklı bir yöntemle dondurucuda yaprak nasıl saklanılır tarifimi paylaştım. Şimdiden deneyecek olanlara, yapacak olanlara kolay gelsin diliyorum. Bugünlük benden bu kadardı. Bir yayınımızın da sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.